Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fuardan aldığımız kitapları göstereceğiz. Bunu tabii yeğenimle beraber seçtik. Çoğusu onun fikri, o yüzden beni eleştirmeyin ya da eleştirin fark etmez. Önceliğimiz şu hepsi sunum. Umarım içinden indigonki çıkmaz çünkü poşetlerinin kalmadığını söylemişlerdi. Yani anlayacağınız üzerine dayanırlar. İlk kitabımız bu. Galiba bu Indigo'nun. Yok, bu Indigo'nun değil. Ha evet, Indigo'nunmuş ciddi anlamda. Şu yani Yıldızların Laneti. Ben şunu çok merak da ediyordum ama yeğenimin fikriydi. Neyse. Öncelikle şunu bir açayım. Yıldızların Laneti mu deviriyordum az daha. Neyse. Şimdi bu kitabın iç tasarım böyle. Ama güzel görünüyor. Yıldızların nasıl bir lanet olabilir ki? Bilmiyorum, merak ediyorum. Yazarımız kimmiş? Sena Nur Işık. Burada da görünüyor. İş tasarımının da ayrı bir güzel olması. Bu da ayrı bir dikkat çekiyor. Neyse, bunu sonra tekrar saracağım. Buraya atayım. Şimdi bu kitap kaç sayfa? Tabii bunun içinden böyle bir kartı çıkıyor. Willem Scutia, Willem Victoria Sirius. Umarım bunlar da aşk falan olmazlar. Sevmiyorum böyle aşklı şeyleri. Ya mücadele edin, savaşın. Güzel güzel. Bu da galiba posteri. Bu da galiba Victoria'nın posteri. Var mı? Buna bayılacak. Oh. Ha, dur. Şunu böyle çekeyim. Yanmasın. Başıma da bela olmasın. Şunu da şarja. Ben şarjını çıkarayım. Neyse. Şimdi bu böyle. Birazcık parlıyor olabilir. Heh. Böyle daha mı parladı? Ne diyor? Neyse, bu böyle. Galiba yanlış değilsem mission sürprizi burada. Harita. Bayılırım haritaya. Ama bu biraz fazla mı küçük? Sirius, Vega, Hamal, Menkar, Polaris, Buzular. Güzel. Kim bilir dünyanın etrafı. Neyse, orasını pek kurcalamayalım. Victoria'mız güzel bu arada. Her zaman olduğu gibi. Bizim kitap karakterleri asla çirkin olamaz. Bu arada bunun setini sorduk. Bayağı pahalıydı. Bizim para yetmiyordu. Bölüm 19 devam edecek diyor. Şimdi bu güzel, rengini sevdim. Bu kaç sayfa? Şimdi böyle bir bakıyorum. Şimdi böyle bir bakayım. 313 sayfa. Teşekkür etmiş buradan. Güzel. Oh, 314 sayfaymış. Neyse. Şunu bir es geçelim. Alır. Son kitabımız. Bunda da yanlış değilsem. Evet. Bu hepsi Sun kendi yayınları. Yani poşetten çıkan, poşetin hakkını veren Dilara Keskin Kaybolmuş Ruhlar Sarayı dediği kitabı. Şunu böyle hemen bir, bunda da poster var. Burada hepsinde poster var galiba. Baya. Bunun içini sevmedim. Ama şu kısmı, tasarımı falan güzel bence. Neyse. Bunun bir de arkasına bakalım dur. İpratlıyım kitabı ya. Kıyamıyorum. Bu da böyle. Baya pahalıya da aldık ha. Bu kimdi? He, bu şeydi. Dilara Keskin, evet. Güzel, güzel. Güzel. Aa. Ay. Gene kalktı. Köyü kırdı diye bir laf var. Neyse. O gün evrendeki belki denk veriyor ama. Yılanlı bir hikaye. Anlaşılan kraliçenin kızı. Zaten kraliyet sarayında yılan olmazsa olmazımız. Wow. Kart. En sevdiğim. Rabbili. Umarım aynı şey yazmıştır. Hani aynı şey yazmıştır. Sakın sakın sessizlik. Güzel. Uyarı. Şimdiden. O bak şu saray temalı şeylere bayılırım ama bu daha çok hana benziyor. Terk edilmiş bir han. Neyse. Hiç pek terk edilmemiş ama. Yer ve gök bilişisi Kitana, seni ancak o zaman terk ederim. Kitana'yı muhtemelen çoktan terk etmiş. Bu H de kim ise mahvetmiş. O. O bak bu güzel. Umarım bundan da harita çıkar. Neyse dur bunu indireyim. Bunu açayım. Bak bu günümüzü yansıtıyor resmen. Savaşta doğan kaç çocuğun seçim şansı vardır ki? Evet, çok doğru. Neyse. Bu galiba şöyle bir bakacağım. Üstten bir ara sevgili okurum. Ha, 382 sayfa bu da.
Tamam, sıradaki. Orada kahvelerim var. Size onu aldırış etmeyin. Bu da Nubahar yayınlarından aldım. Kendi ana bölümünde muhtemelen. Evet. 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 Kudüs'ün Fatih Sultan Selahaddin Eyyubi'nin ve onun dönemiyle alakalı İmparator ya Eyyubi, yani Eyyubiler İmparatorluğu. Bu çok özel bir kitap. Yani yazarını tanımıyorum. Herhangi bir reklamda değil zaten. Ben bunun Türkçe versiyonunu Gülistan Çoban da yanlış desemem değilim ama onu da okumuştum. Hatta var, birazdan gösteririm. Ya da şu köşeye sağ, şuraya ya da şuraya bakarsınız. Kısaca. Bu da böyle. Bunu kendim aldım tabii. Yazar amcamız da burada. Muhtemelen araştırmacı yazardır. Bilmiyorum, bakmadım. Bunu direkt aldım. Bunu güya babama aldırtacaktım. Sonra adam dedi, kızım sözünde dur dedi. Ben de sözümde durmak zorunda kaldım. Evet, ana dilimde kitap okumayı da seviyorum. Ben diğer insanların aksine istediğinizi düşünün ama herkes ana dilimde kitap okuyabilir. Böyle bir hakkı vardır. Kısaca. Neyse, bir diğer kitabımıza geçelim. Bu da yine Nubahar'dan. Bunu anlatacağım çünkü diğerlerine geçeceğim. Evet. Mitos u edebiyat. Yani mitoloji ve edebiyat. Edebiyat deyince akla mitoloji geliyor. Mitoloji deyince edebiyat geliyor. Ve ben Türk mitolojisini biliyorum az çok. İşte Yunan mitolojileri, yok efendim Roma mitolojisi vesaire. Bildiğiniz mitolojileri az çok insan kulak aşinadır ama ben kendi ana dilimde de mitolojiyi öğrenmek istedim. Aynı az çok biliyorum ama yeterince bilmediğimi düşündüğüm için bunu aldırttım. Bunu babama aldırttım bu arada. 125 liraymış. İsteyen alabilir tabii. Diğerlerini de isteyen alabilir. Bu benim çok sevdiğim, bunu favori olarak aldım. Çünkü edebiyat okuyan birisi için kesinlikle mitoloji bir numara bir kitaptır. Mitoloji gibisi yok yani kardeş. Neyse, çayımı da alayım. Bismillah. En sevdiğim bir diğer kitap. Evet. Tarih. Birazcık garip gelebilir. Çünkü insan neden kendi ana dilinde kendi milletinin kimliğini ve geçmişini bilmesin? Bunu illa bir kişileri ya da bir yerleri bölmek için değil. Bunu sadece kendi atalarıma saygıdan öğrenmek istiyorum. Yani istediğinizi düşünebilirsiniz. Ama kısaca böyle. Bir de çok tatlı ayraçlar vermişler. Hiç bakmadım. Bu da bir diğer kitabım. Yani bu da Indigo'yla. Bak. En güzel, neyse. Barislerin Oyunu. Ben şunu şeyden, Adora Yağmur'dan gördüm. Ben bayağı bir merak ediyordum bunu. Çünkü çok ters köşeler dolu ve ben tahmin edemediğim kitapları daha çok seviyorum. Umarım bayıldığım karaktere bir şey olmaz. Ama hangi karaktere daha bayıldığımı bilmiyorum. Çünkü geçenlerde işte bir kitap şey yapmıştık ya, maratonu falan yapmıştık. Ali diye bir karakteri çok sevmiştim. O karakteri de öldürmüştü yazar. Buradan sayın Av serisinin yazar kimdi ya? Bir şey demeyeceğim. Şimdi bir şey dersem kızar. Haklı olarak hem okumuyorsun. Ha, bunun ben şey ciltlisini almak istiyordum. Sağ olsun bana kalmamış. Çünkü bugün kendisi Adora Yağmur şeye gitmiş. Urfa kitap fuarına gitmiş. Ve ben gidemedim. Ben annemlere gittim. Biraz ailemle vakit geçirmek istedim. Yeğenim falan geldi. Zaten yeğenimle beraber bu Varislerin Oyunudur vesaire, Yıldızlar kitabıdır. Onları, yani yok, Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'dır. Bunları şöyle aldık. En çok merak ettiğim posteriydi. Yani gerçi birazcık ince yapmışlar ama olsun. Yine de burada karakter kartının olması ayrı bir özellik. Tohoris krallığıymış. Merhaba sevgili okur. Hikayemdeki varisinle tanışma vakti. Bu varisimiz mi? Evet, bakalım kitabının sonuna kadar hayatta kalmayı başarabilecek misin? Umarım başarabilirim yani. Ben burada kimi seçeyim? Bunlar niye böyle acayip acayip isimler? Yani normal Türk isimleri olur. Yerli bilindik isimler olur. Yani niye böyle hiç Ali, Ayşe, Fatma gibi isimler şey olmuyor? Varis falan olmuyor. Niye illa böyle yabancı uyruklu isim olmak zorunda? Bunu şimdi ben nasıl okuyacağım? Hiro, Nis, Odette, Kahir, Cahir diye yazmışlar ama Kahir'dir umarım. Bunu hiç görmüyorum. Erwin, Ea'dan, Fintan. Neyse, ben şimdi çok sizi şey yapmaya sıkmayayım. Ben şunu çok merak ediyorum. Şu posteri.
tripodu da bir yandan tutup bir yandan çekmek de benim gibi dahi birisi. O meşhur kızıl saçlımız. Şöyle göstereyim. Hatta şuraya tutayım. Bu bayağı uzunmuş ya. Kaçış yok. Teslim olmak yok. Kayseri'nin oyununa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim ama sen niye bu kadar büyük yapmışsın? Bir de ince yapmışsın. Ya parçalasaydım yanlışlıkla. Ay hem ben üzülürdüm hem de varmam üzülürdüm. Bu arada ben okurum. Ben her şeyi okurum yani. Okur her şeyi okur diye bir mantık var ya. Ciddi anlamda o benim. Ben her şeyi okurum. Buna niye ekstrem bir yayraç yapmışlar? Yani evet. Bu güzel. Al. Bunun düştü. Tabi. Öyle indirsem düşer tabi. Ha, doğru. Aa 2001'liymiş. Bu benden küçük ya. Bir yaş küçük. Kardeşim yaş. Neyse olsun. Güzel. İyi yazarlar. Yaş, cinsiyet, boy, kilo. Bir şey fark etmez. İyi yazan, iyi yazar. Yazarları seveyim. Bu da burada durmuyor ya. Neyse. Bunların hepsini muhtemelen yayınlamam. Yani umarım. Bu kaç sayfa? Teşekkür etmiş. Evet. 463 sayfa. Abone ne yazdım bu kadar? Hangi ara yazdım? Neyse. Güzel. Bunu ilkinin Berman okusun. Ya da ben okuyayım ya. Ters köşeli. Muhtemelen ilk buna başlarım. Aslında başlarsam maraton falan yapayım. Gerçi tepkilerimi gösteremeyeceğim ama sevip sevebilirim. Tabii yazara değil. Yazarları tenzih ediyoruz. Sadece kimlere? Elbette ki karakterlere. Yani karakter kötü karakter olmasa bir karakter olmaz diye bir mantık da var. Ardel, ihanet, günceleri, sinema takla. Bunu gördüğümde yeğenim de bayıldı dedi teyze bu olabilir mi lütfen. Yan boyamalı sorduk bunda yokmuş diğerinde miyim varmış ne? En çok da bizim bayıldığımız nokta elbette ki bunları oldu. Tabi önce bunun bence bunun muydu? Ha yok yok kaybolmuş Ruhlara Sarayı'ndı. İkinci kitabını gördük. Görünce kesinlikle alalım dedik. Bu da Mısırlılarla alakalı bir şey değildi. Ha bu o değil bu diğeri. Tamam onu almadık bence. Aldık mı bilmiyorum. Ay yapışmamış. Umarım yutmam. Ah tutmadım. En sevdiğim şey kitapta harita olması. Tabi bunu gösteriyorum. Umarım kızmıyorlardır ama. İhanet günceleri. Bakalım ihanette. Umarım aşk ihaneti değildir. Ülke ihaneti falandır. Çünkü aşk ihanetleri iğrenç oluyor. Vıcık vıcık. Aşk kitaplarını sevmiyorum. Evet. Teyze bir güncel vardı. Neyse bu. Bu türlü sayfasını öğrenelim ya. 339 sayfa. Bu 2 gün maksimum 3 gün. O da boş olmasam 3 gün sürer. Tabii bunu kayda alamıyorum. Bazen bir kitaba başlıyorum. Sonra bir problem çıkıyor. Bunun böyle bir kartı var. Ne yazıyor? Herkese ait bir günce vardı. Her sayfasında bir ihanet yazıyor. Wow. Umarım bana ihanet denk gelmez. Oo. Bak severim böyle kalıp. Sarımlar. Bunu şöyle bir kaldıralım. Evet. Ben ne yapıyorum? Burada ışığımı tutuyorum. Bak bu da benim ışığım. Neyse. Bugünlük alışverişim bu kadardı. Yani bugünlük dediğim her gün sanki alışveriş yapıyormuş gibi yapıyorum ama. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bunların maratonunu da yapabiliriz. Bu tarz ve daha fazla güzel içeriklerin gelebilmesi için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.